Bu topraklar, dünya tarihinin en kalıcı hikayelerine ev sahipliği yaptı. Ancak 1930'da Suriye'de başlayıp Amerika Birleşik Devletleri ile devam eden, film makarasında geçen bir ömür var ki, Müslümanların ve sinemanın aynı cümlede kullanıldığı her metinde ismi geçer. Mustafa Akkad. Suriye'de doğup Hollywood'a gitmiş ve dünyanın en önemli filmlerinden birine imza atacak seviyede sinemacı olan Mustafa Akkad'ın hikayesi, babasının kendisini Amerika Birleşik Devletleri'ne uğurladığı gün başlar. Zira babası, tamamı birkaç yüz doları ancak bulan bütün parasını ve bir adet de Kur'an-ı Kerim vermişti oğluna. Bunlar birer emanetti. Yarım asır sürecek ve bütün Müslüman sinemacılara misal teşkil edecek bir istikametin tohumlarıydı da. Mustafa Akkad, sinemaya merak saldığı gençlik yıllarında eğitim almak için ABD'ye gitmeyi kafasına koyar. Dar gelirli bir ailenin reisi olan babası, oğlunun hevesini kırmaz ve büyük yolculuğu başlatır. Daha 19 yaşındadır Akkad, ABD'ye ayak bastığında. Los Angeles, Kaliforniya Üniversitesi'nde tiyatro eğitimi almaya başlar. Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde lisansını tamamlar. Hayatını değiştirecek adam olan Amerikalı Kızılderili yönetmen Sam Peckinpah'ın yanında sinemaya adım atar. ABD'nin ötekisi olan Peckinpah, dünyanın ötekisi olan Akkad'la yola koyulur. Hollywood'da yarım asra yakın zaman geçiren Mustafa Akkad birçok set görür. Kendisine şöhreti getirecek olan Halloween, yani Cadılar Bayramı serisi filmlerinin yapımcılığını da üstlenir. Sinema serüvenine 8 adet Halloween filmi sığar. Batı'da Halloween serisiyle nam salsa da, Akkad'ı hem İslam coğrafyasında hem de dünyanın genelinde üne kavuşturacak olan efsanevi film Çağrı olacaktır. Müslüman kimliğini hiçbir zaman ideallerinin gölgesinde bırakmayan Mustafa Akkad'ın gayesi, İslam'ı dünyanın her köşesindeki insana doğru anlatabilmekti. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın Resulü Muhammed'den Bizans İmparatoru Herakles'e, hak yolunda yürüyen herkese selam olsun. Bunu yapabilmenin en popüler, etkili ve güncel yoluysa sinemaydı. Ve güzel ahlakı tamamlamak üzere Cenab-ı Hak tarafından Resul olarak gönderilen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, doğru İslam'ı anlatabilmenin en sahici yaklaşın ismiydi. Yaklaşın birbirinize. Kucaklaşın. Öpüşün ve kardeş olun. Sinema tarihine altın harflerle yazılan ve hiçbir film kendisi kadar etkileyici olmayan Çağrı için kollarını sıvadığında 1970'lerdir. Akkad, desteği bulmak için çok uğraşır. Önce Suudi yönetimi maddi destek sağlar. Platolar Fas'ta kurulur. Ancak sonra bir takım sebeplerden Suudi Arabistan desteğini çeker. Akkad'ın halis niyetinden olsa gerek, film tamamlanamayacak derken Libya lideri Muammer Kaddafi, Mustafa Akkad'ı ülkesine çağırır. Film için destek sağlayacağını belirtir. Set Libya'ya taşınır. Senaryonun kalan kısmı burada tamamlanır. Çağrı filminin teknik olarak yegane olan bir özelliği vardı. Aynı sette iki farklı dilde çekilir. 20 dinar. Abu Sufyan's wife. Zawji Abi Sufyan.
1977'de çekilen Çağrı'ya, kendisi kadar olmasa da bir başka kıymetli yoldaş da 1981'de gelir. Adres yine Libya'dır. Akkad bu defa Libyalıların efsanevi direnişçi lideri Ömer Muhtar'ı filme alır. Çöl Aslanı Ömer Muhtar'da yine Anthony Quinn başroldedir. Mağrib'in çölleri Müslümanlar için kıymetli bir eseri daha kum tanelerinden doğurur. Müslüman kimliğiyle çok uluslu yapımlar ortaya koyan Mustafa Akkad, İslam tarihinin önemli şahsiyet ve olaylarını filme alma niyetine devam eder. Bunun için Türkiye'ye de gelir. Selahaddin Eyyubi'nin hayatını filme almak için destek arar. Eli boş döner. Akkad, İslam'ın lekelenmek için dört bir koldan hücum edildiği bir ortamda, tam da silah olarak kullanılan aracı tersine çevirerek panzehir sunar. Well, I did the film because it is a personal thing for me. Besides its production values as a film, it has its story, its intrigue, its drama. Besides all this, I think there was something personal. Being a Muslim myself who lived in the West, I felt that it's my obligation, my duty to tell the truth about Islam. It is a religion that has a 700 million following, yet it's so little known about it, which surprised me. I thought I should tell the story that will bring this bridge, this gap to the West. Çağrı ve Ömer Muhtar filmleri, İslam'ın ve istiklali için mücadele eden Müslümanların doğru anlaşılması için tarifsiz fayda sağlar. Gelin görün ki Akkad'ın ölümü tam da mücadele ettiği kara eller tarafından olur. 9 Kasım 2005'te Ürdün'ün başkenti Amman'da İslam'ın adını kullanarak kan döken bir güruh tarafından düzenlenen saldırıda hayatını kaybeder. Kızıyla birlikte bulundukları otele düzenlenen saldırıda Akkad son nefesini verir. İslam dünyası yeni Akkadlar çıkarır mı? Selahaddin Eyyubiler, Fatih Sultan Mehmetler, Aliya İzzet Begoviçler ehil ellerde beyaz perdeye çıkar mı bilinmez. Emin olunan bir şey var ki Mustafa Akkad, sinemada kapanmayacak bir perde araladı. İslam'ın çağrısını sinemayla başardı. Rahmet ve dua ile.